Biz geldik, biz geldik. Aslan parçam gelmiş oğlum. Artık kocaman oldun. Böyle kucakta oturmak yok. Bak. Oradaki koltukta oturacaksın. Gel bakalım. İşte benim şehzadem. Hünkârıyla karşılıklı çalışacak artık. Bak burada kalemin. Hopkan. Kağıtların da var. Yaz, çiz bakalım. Anne sen git. Ben hünkârımla çalışacağım. Lütfen izin verin şehzadem. Sizi rahatsız etmeden şöyle bir kenarda durayım. Kalabilirsin. Bizim çok çalışmamız lazım. İbrahim ne zaman gelecek? Özledim. Gelecek. Yakında. Mektebe yalnız gitmek istiyorum. Gülşah gelmesin. Neden oğlum? Babam ne dedi ya, ben kocaman adam olmuşum artık. Sultanım. Gülşah git. Ben mektebe yalnız gideceğim. Olur paşam, öyle yaparız. Sultanım. Size bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hatun ölmüş. Boğazını kesmişler. Ne? Ne olmuş? İbrahim. Ateş parçası. Şehzadem. Hop, çok özledim seni. Sensiz bir yere gitme İbrahim. Tamam. Hatice Sultan'la evleneceğinizi duyunca o kadar mutlu oldum ki. Hürrem'den nihayet kurtulduk. Evet, öyle gözüküyor. Hatice Sultan onu yapmadığına inanıyor. Gitmesine engel olacak diye çok korktum. Ben de inanmıyorum Sultan. Lakin gitmesi kalmasından daha hayırlı elbet. Babama gidelim İbrahim. Hünkârımız dışarıda, akşam gelecek.
Mehmet nerede? Mehmet! Yetişin! Şehzade boğuluyor! Çok şükür bir faciayı atlattık. Mehmet'im, şehzadem. Tamam. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? Neden sahip çıkmıyorsunuz şehzadere? Gözümüz üstlerindeydi hünkârım. Oynuyorlardı, bir anda oldu. Mahidevran Sultanımız öyle bir koşup kurtardı ki. Alın giydirin. Üşütmesin. Baba. Oğlum. Mustafa'm. Tamam, korkma. Korkma, geçti. Allah senden razı olsun Mahidevran. Kerem. İyiler değil mi? Çok şükür. Gidelim. Kardeşimle gidelim. O çok korktu. Tamam Mustafa'm, gidelim. Sen çok mu üzüldün Mehmet için? Evet. Mahidevran. Mahidevran. Mustafa kardeşiyle gitmek istiyor. Haydi gidelim. Burada yatırın şehzademizi. Dairesine daha sonra alırsınız. Sultanım, bağışlayın beni. Siz olmasaydınız maazallah. Sus, Allah korudu. Bir daha yanından ayrılırsan seni atarım suya. Mustafa. Canım oğlum, üzülme artık. Sen kurtardın onu. Siz etmeseydin görmezdik. Aslan parçası. Mustafa'm her daim korur kardeşle. Öyle değil mi? Torunların iyi validem, rahat ol. Mahidevran sağ olsun. Çok şükür. Müsaadenizle ben Mehmet'i götüreyim.
Sultanım. Allah razı olsun sizden. Bana oğlumu verdiniz. Aslan parçam, sen de mi gelmek istiyorsun? Evet baba. Hatun anasında çok sıkılıyorum. Bunu sakın Hatunların yanında söyleme. Akşam oldu, eğlenceler başladı. İbrahim seni de götüreceğim diye söz verdi ona. Tamam Mustafa. Az işim kaldı. Bitireyim çıkarız. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri. Padişahım, bu yüce şerefe nail olduk sayenizde. Oğlum İbrahim'in düğününe geldiniz. Nik oğlumla sevincimizi nasıl anlatsak? Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ailenizle mesut musunuz? Padişahım, nasıl söylenir bilmem. Biz balıkçıyız. Kusur varsa affedin. Dualarımız sizin için, aileniz için. Sana baktıkça Pargalı diyesim geliyor. İnsanın ikiz kardeşinde olması Allah'ın bir lütfu. Kıymetini bil. Kardeşin benim için çok mühimdir. Hünkârım. Şu resim meselesini bir halidir ihmal ettik. Lakin düğünden sonra devam ederiz. Bana başka resimler de yapacaksın. Siz nasıl isterseniz hünkârım. Buradaki işlerini bitirdin mi? Çok az kaldı hünkârım. Âlâ. Parmağını aşağı. Evet. Buraya yükleniyorsun. Çek, çek, çek. Hedefe iyi bak. Kitlen putaya. Hazır olunca bırak. Aferin. Aferin sana. Hadi bir tane daha at. Hazır olunca bekle, bekle. Hazır olunca bırak. Aferin. Şehzadem, hünkârım. Hoş geldin Pargalı. Senin düğünde yarışan okçuları görünce Mustafa'm da ok atacağım diye tutturdu. İbrahim, en büyük okçu ben olacağım. İbrahim deme. Kocaman adam oldun. Karşında İbrahim Paşa var. İbrahim Paşa de ya da Paşa de. Hünkârım izin verin, şehzademiz ne derse makbulümdür. Biz onunla yakınız, öyle değil mi şehzade? Evet, öyle. Kılıç talimleri ne zaman başlayacak paşam? Haftaya Yeniçeri Ocağı'na gideriz o vakit. Hünkârımızın bağlı olduğu ağ bölüğünü ziyaret ederiz. Tahta kılıç vermeyin elime yine. Yok, sen çocuk musun? Artık çelik kılıç kullanacaksın. Hünkârım,
Venedik elçisi bugün ziyarete gelecek. Huzurunuza kabul edecek misiniz? Sen görüş kafidir. Sor bakalım yeni Luther havadisi var mıymış? İlaveten yarın akşam Hatice Sultanım'la sizi ağırlamak isteriz. Geliriz elbet. Hünkârım, şehzadem müsaadenizle. Haydi bakalım. Hazır olunca bırak. Birinci Ketudağ bölüğü emirlerinizi bekler Paşa Hazretleri. Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin vakti geldiğinde inşallah mensubu olacağı bölüğü tanıması, ilaveten eğitimine başlaması için geldik. Şeref duyarız Paşa Hazretleri. Şehzade Mustafa, bugün verelim eline yakışan kılıcı. Kılıç talimlerin başlasın o zaman. Haydi. Ketudağlar bölüğü merhaba. Şehzade Mustafa çok yaşasın. Şehzade Mustafa çok yaşasın. Talime devam etmelerini buyur Mustafa. Aşk ile. Aşk ile. Makbul Paşa'mız teşrif etti. Düğünden, eğlenceden vakit bulmuşlar yani. Ben ne vakit bu ocağa gireceğim? Yeniçeriler padişahımızın kullarıdır. İnşallah bir gün sen de padişah olduğun zaman bu ocağın birinci mensubu olacaksın. İyi yeniçeri olmak için iyi kılıç sallamak mı gerekir? Sırf kılıç sallayarak yeniçeri olunmaz şehzade. Evvela bu ocağın adabını belirleyeceksin. Sen bu adapları biliyor musun İbrahim Paşa? Biliyorum. Bana da anlat İbrahim Paşa. Evvel emirde şehzadem. Yalan söyleme, haram yeme, gıybet etme. Gıybet ne? Gıybet, başkasının arkasından konuşmak, dedikodu yapmak demektir. Şehzadem, eline, beline, diline sahip ol. Kibir, kin tutma. Kimseye haset etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bak. Yumuşakça söyle. Küçüğe izzet, büyüğe hürmet eyle. Çok zormuş. Dur hele, bunlar başlangıç yeminleri. Bir ömür boyu sözünü tutmak için tekamül edeceksin. Şehzadem, bu yiğit ocağının mensubu olmak çok zordur. Çok zahmetli bir yoldur bu. Şikayetleriniz var mı Mustafa abi? Estağfurullah paşam. Kul şikayet edebilir mi? Hala. Lakin yiğitlerimiz sabırsız. Yeni seferlere çıkıp fütuhat isterler. Daha bir sene oldu Rodos'tan geleli. Büyük sefer büyük hazırlık ister. Thank you.
Şehzadem Mustafa. Bu senin ilk kılıcın. Sen bu ocağın neferi olana kadar bu kılıçla eğitim alacaksın. Allah bileğine kuvvet, kalbine merhamet, aklına adalet koysun. Hünkârım, Vezir-i Azam Hazretlerine söyledik. Lakin size de söylemek boynumuzun borcu. Yeniçeri büyük sefer bekler. Hep bunu konuşur vaziyette. Ben devlet-i âliyenin menfaati için uygun görürsem o vakit veririm sefer emri. Kazanlarda? Akide şekeri. Ulüfe günleri kaynatırız. Maaşımızı alırız. Akit yani anlaşma yerine gelmiştir. Maaş vaktinde ödenirse biz de tatlı nihayete eren bu vaziyete tatlı dağıtarak seviniriz. Ya ödenmezse ulüfe ne yaparsınız? Bu kazanı deviririz. Kazanı başlarına geçiririz. Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacağım. Hasbahçe'ye hep ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa'm? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptım de. Tamam, aldım dersimi. Ama güzel ok atıyorum değil mi? Onu da göreceğiz. Seni gerçek ok atacağın ava götüreceğim. Sabit olan hedefi vurabiliyorsun. Bakalım hareket eden hedefi vurabilecek misin? Hemen gidelim ava. Şimdi olmaz. Her şeyin bir vakti var. Hünkârım. Mustafa'yı almaya geldim. Sizi meşgul etmesin. Anne biraz daha kalalım. Babam beni ava götürecek. Ben de padişahımız efendimiz için en büyük yeğeyi avlayacağım. Nerede avlanacağız? Edirne'ye gideriz. En güzel avlaklar orada. O kadar uzun zaman geçti ki. Nihayet hünkârımla baş başa ava gidebileceğiz. Hatırlarsın, Manisa Sarayı'nda ava giderken bizi yanında taşırdı. Ayrılmak istemezdi. Mahidevran. Bak sana ne getirdim. Senin için acem işi kadifeler ısmarlamıştım. Teşekkür ederim validem, zahmet buyurdunuz.
Babamla Edirne'ye ava gideceğiz. Öyle mi? Ne güzel. Anne, ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen. Sen gelmeyecek misin? Benim burada kalmam icap etti. Neden? Hadi git oğlum, babam beklemesin. Geçme. Av savaş talimidir. Bizim atalarımız asırlardan beri avlanarak kendilerini savaşa hazır tutarlar. Attığın her oku düşmana atıyor gibi atacaksın. Anladın mı? Şimdi bir daha dene. Yazık olmuş. Keşke kuşları gece dışarıda bırakmasaydınız. Burası orman. Vahşi bir yer, hele ki geceleri. Hürrem üzülme, yeni kuşlar buluruz sen. Gidelim buradan baba. Annemi özledim. Hemen gidelim Hürrem. Siz payitahta dönün. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Bir şey olacak kesin. Kötü bir şey. Uğursuzluk bu. Allah'ım sen bizi koru. Hadi. Uğursuzluk yüzükle başladı. Bak, yüzük yok. Kayıp. Sonra kuşlarım öldü. Sultanım, vallahi aradım her yeri yok. Almamışız belli ki. Yolumuz uzun mu? Ne vakit annemi göreceğim? Mustafa, bak. Sen istedin, dönüyoruz. Yolumuz uzun. Annene kavuşacağım işte. Keşke hünkârımız da dönseydi bizimle. Esma. İçim daralıyor. Ne oldu? Neden durdu? Sultanım, isyan çıkmış. Sarayın kapıları yeniçeriler tutmuş. Kapılar kapalı.
İçeri giremezsiniz. Olmaz, saraya girmem lazım. Evlatlarım orada. Sultanım, tek çare İbrahim Paşa'nın sarayına sığınmak. Devam et, yürü. Sadıka, sultanımız nerede? O nasıl? Mustafa'm, korkma. Hürrem, hünkârımız nerede? Bizi önden gönderdi. O da yolda. Ya ona bir şey olursa? Saraya gidemedik. Evlatlarım orada. Allah muhafaza. Hadi hemen yukarı çıkın. Odaya gelin, sakın çıkmayın oradan. Hadi Hürrem yukarı. Hürrem hadi yukarı. Sultan. Gel ya. Validem, daha ne kadar kalacağız bu yerin dibinde? Dua etmekten, Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok. Söylenmeyi bırakın, dua edin. Evlatlarımız için, payitahtımız için. Hünkârımın, İbrahim'in yokluğunu fırsat bildiler hainler. Ben dedim, uğursuzluk dedim. Hürrem, aklına mukayyet ol. Geçecek bunlar. Sarayı yakacaklar. Ben gidip Kırımlı'yı alayım. Sultanım. Sultanım, ne olur ses verin. Sultanım. Mustafa, şehzadem korkma, bir şey olmayacak. Sultan Süleyman gelecek, kurtaracak bizi.
Osman yastık ver. Yastık ver. Ayağım. Ver, ver, ver. Sultanım nasıl? Kendine gelmedi hala. Hekim nerede? Getir onu çabuk. Ben bulurum onu. Ben de geliyorum. Sultanım ölüyor. Dayan. Ya içeri girerlerse? O zaman ne yapacağız? Bir şey oldu aniden. Hepsi geri çekiliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi Hatice Sultan'ın odasına çıkaralım. Sadık'a. Nasıl efendi, yardım et. Esma, sen çocukları al. Sana emanet. Baba. Mustafa'm, Mehmet'im. Hatice. Baskından kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü. Allah'tan sultanımız kurtuldu. İyileşecek. Lakin... Hünkârım. Bebeğimi öldürdüler. Kaybettim onu. Kuşlar öldü. Hürrem Sultan uğursuzluk dedi. Ben dönelim, annemi özledim dedim. Arabaya bindik, geldik. Saraya giremedik, yolumuzu kestiler. Hep Hürrem Sultan korudu beni. Üstüme kapandı, böyle sarıldı. Hürrem mi korudu seni? Hiç yalnız bırakmadı beni. Ben de kardeşimi korudum. Hünkârım, Yeniçerileri anlamıyorum. Ben de gittim ocaklarına, bana çok sevgi ve hürmet gösterdiler. Hani beni seviyorlardı? Neden öldürmeye çalıştılar? Sarayı yakmaya kalktılar. Sevilmek güzel şey. Lakin bu yetmez tek başına. Korkmaları da gerek. Kulların seni hem sayacaklar hem de korkacaklar. Anladın mı? Ferhat. Hop. Aldım kelleni. Olmaz, yapamazsın. Ben senin oğlunum, şehzadeyim. Ben senin düşman değilim baba. Yapmam. Yapamam elbet. Lakin düşman acımaz, kıyar. Sağlam durmak için eğitimini ihmal etmeyeceksin. Çok çalışman lazım. Hadi bakalım, baştan. Hünkârım, şehzadem. Hünkârı yeneceğim. Bekle paşa, seni de yeneceğim. Evvela biraz izin verin, talim edeyim o zaman şehzade. Hünkârım, divanda Semendire'den gelen bir kulunuzun dertlerini dinledik. Ferhat Paşa orada da etmediğini bırakmamış hünkârım.
kanuni kadim aykırı yeni vergiler ihdas edip Allah'ın size emaneti olan reayayı ezmiş. Çağırın gelsin gafil. Ben de öyle emir verdim. Lakin Ferhat Paşa zaten buradaymış hünkârım. Nasıl? Az evvel arz odasının önünde karşılaştık. Ben de çok şaşırdım. Elbette ki geliş usulleri aykırı. Lakin Beyhan Sultanımıza getirdiğimi söyledi. Bizden evvel Ecil'i çağırmış belli ki. Ver, ben de istiyorum. Olmaz Mehmet, bırak. Şu özeyi bitirmem lazım. Ne yaptın? Çabuk temizle şunu. Mehmet, sana diyorum. Şehzade ederim. Yapmayın. Ben pazısı olacağım. Sen temizle. Hayır, ben olacağım. Sen daha çocuksun. Hayır, ben pazısı. Sana sus dedim. Mustafa, şehzadem. Yapmayın ama. Baksana, okkamı döktü. Bana vermedi ama, ver. Mehmet, abine karşı saygılı ol. Sus. Paşa, gel bak ne oldu. Çalışıyoruz şehzadem, birazdan. İbrahim Paşa, emrediyorum sana, çabuk buraya gel. Mustafa, daha sonra. Biçim yay bu. Yenisini getirin bana. Mustafa, yeter artık. Sofraya gel. Al bakalım aslan parçası. Şehzadem, hünkârımız kaşığı evvela bana verdi diye mi böyle yaptınız? Siz gücenmeyin lütfen. Ben hünkârımızın da şehzademizin de kulu kölesiyim, hizmetkarıyım. Bu nasıl kulluk İbrahim? Her gün babamla birlikte sofraya oturuyorsun, benden önce sana veriyor kaşığı. Mustafa! Bir şehzadeye yakışmaz böyle davranmak. Emir verecek hale gelmedin henüz.
İbrahim benim kulum. Lakin ben onu kardeşim gibi severim. Hem can yoldaşım hem devlet-i âliyenin veziri azamıdır. Benim mutlak vekilimdir. Devlet adabını öğrenmen lazım. İbrahim Paşa küstü mü bana? İbrahim seni çok sever. Kırılmaz, küsmez. Onun elinde büyüdün. Lakin sen yine de gönlünü al. Benim aslan parçama yakışmaz böyle haller. Hı? Buyurun sultanım, afiyet olsun. Kaldırın şunu. Ama dünden beri bir şey yemediniz. Kaldır. Çıkın. Defolun. Allah belanızı versin hepiniz. Hiçbiriniz istemiyorum. Anne neyin var? Anneciğim. Mahidevran. İnanıyorum sana. Kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Tasalanma. Mustafa. Geçti oğlum. İyiyim ben. Sultanım. Tamam, yok bir şey. Arabanız hazır. Paşamız sarayınıza dönmeniz için sizi bekliyor. Geliyorum şimdi. Mahidevran, aklım sende kalacak. İyisin değil mi? İyiyim. Gidin siz. Toparla kendini. Mustafa'yı düşün. Siz de temizleyin şurayı. Hadi. Haydi Mustafa, sen git, seni hocalarım bekler. Bugün hocaya gitmek istemiyorum. Gitme, birlikte oynarız. Mehmet, bırak abini. Haydi Mustafa. Annemin yanına gideceğim, iyi değil. Annen hasta mı oldu? Dün gece çok ağladı. Kırdı döktü, daireyi darmadağın etti. Çok sinirli. Onu öyle görünce çok üzüldüm.
Yalnız kalmasın. Hünkârım. Şehzadelerim. Şehzadeleri annelerine götürün. İbrahim Paşa. Ne zaman ata bineriz? Seninle ata binmeye özledim. Yoksa küstün mü bana? Siz benim ilk şehzademsiniz, göz bebeğimsiniz. Bizim aramızda küslük olur mu hiç? Uygun bir vakitte sizi ata binmeye davet edeceğim. Çok güzel, asil bir at. Aşık, çok değerli. Teşekkür ederim. Senin bana verdiklerinin yanında hiçbir şeyin kıymeti yok. Sen bana önce huzur verdin, sonra aşk verdin, sonra evlat verdin. Canımın sultanı, saadetiniz için cehennemde yanmaya razıyım. Baba. Söyle aslan parçası. Ben senin ata binmek istiyorum. Bugün olmaz. Mühim işlerim var. Lakin yarın bineriz. Güzel at. O mevzu kapandı Hürrem Hanım. Zira açılması kimsenin faydasına değil. Hünkârıma söylemeyecek misin? Beni yok etmek istemiyor musun? Hayır, söylemeyeceğim. Lakin senin için değil. Hünkârım olan sadakatimden dolayı. Böyle bir rezillikte kalbinin kırılmasını, yüce onurunun zedelenmesini istemem. Zalimsin İbrahim. Katilsin, korkunçsun. Sende hiç vicdan yok. Evet zalimim. Bana istediğini söyle Hürrem Hatun. Beni yaralayamazsın. İstediğini söyle. Hünkârımın gözünden düşüremezsin beni. Ve hiçbir zaman unutma ki ben senin hayatını kurtardım. Şu anda aldığın her bir nefesi bana borçlusun. Şehzadelerin de hayatta kalacak. Onların da hayatını bana borçlusun. Bunu asla unutma. Döktüğün kan elbet bir gün seni de boğacak. Sen de bunu unutma. Bir abim daha mı olacak? Kız oğlan fark etmez. Doğacak çocuğun evvela sağlıklı olması mühim. Benim İpek kızım. Hünkârım, Hürrem Sultan bir şehzade doğurdu. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Menzil bizi bekler Behram Paşa. Hünkârım, sefer için hazırız. Buyruğunuzu bekleriz. Behram Paşa, ben de hazırım sefere. Sefere kadar ordugâhta hazırlıkları takip et diye getirdim seni. Saraya döneceksin Mustafa. Sefere gitmek için daha ne kadar büyümem lazım? Hep sonra diyorsun. İbrahim Paşa şimdi nerededir? Fili Bey'i geçmişlerdir şehzadem. Nerede o Fili Bey? Uzak mı?
Bir aile uzak, şimalde kalıyor. Bir haftalık yolu var. Bir hafta. Çokmuş. Ormandan mı geçmek lazım? Evet şehzadem, ormandan geçmek lazım. Peki, gece gündüz hiç durmadan çok hızlı gitsen ne kadar sürer? 3-4 günde varılır Şehzade Hazretleri. İbrahim Paşa'dan gelecek havadisleri de beklememiz icap etti. İbrahim Paşa'dan gelecek havadis mühim elbet. Lakin Petervaradin alınmalı. Mütakiben derhal Tuna Nehri boyunca at sürüp İlok kuşatılacak. Akabinde Ösek'te Budin'e gidilecek. Hünkârım, hünkârım emriniz üzerine şehzademiz Mustafa'ya ordugahı dolaştırırken bir anda kayboldu. Ne demek kayboldu? Siz bir şehzadeyi nasıl gözünüzün önünden ayırırsınız? Derhal elleri didik didik arayın. Buldunuz mu? Hünkârım, her yeri didik didik aradık ama yok. Ne demek yok? Mesafesi bu kadar geniş bir sahayı nasıl hemen aradınız? Atımı hazırlasınlar. Ona bir şey olursa hepinizin kellesini alırım. Şehzade Mustafa'yım. Babam Sultan Süleyman Han. Bana bir şey yaparsanız hepinizin kellesini alır. Hünkârım, şehzademiz Mustafa'yı bulmuşlar. Vereceksin. Affedin baba. Adın nesi? Sabit hünkârım. Biz önden güzergahı keşfe çıkmıştık. Dönüş yolunda şehzademize rastladık. Onu biraz korkuttuk galiba. Ama sonra anlaştık. Deli Sabit. Sağ ol Sabit. Hazırlan Mustafa. Edirne'deki saraya dönüyorsun. Bu kadar.
kanatları da çıkart. Sen benden habersiz hiçbir yere uçamazsın. We'll be right back.